Ama İslam hukukunun temeli demiştik geçen hafta. Altını çizerek söyleyeyim. Bak, İslam hukukunun temelidir bu. Daha fıkıhta bunun temeli aslı buraya oturtulmamış. Çünkü bunun altını çizeyim. Söylediklerimden sonra bakarsınız. İslam fıkhında iki şey var. Dini usul, efendime söyleyeyim, fıkhı usul. Yani usulü fıkıh, usulü din. Usulü din imanın gerekliliği ve imanın, efendime söyleyeyim, yani neye iman edeceğiz, nasıl iman edeceğiz, imanımızın şartları nelerdir? Yani neye iman edeceğiz Allah'ta? Allah'a iman, ammenna. Altını nasıl dolduruyorsun? Meleklere iman, kitaplara iman, değil mi? Vesaire. Sünni cemaatten gelen bu. Veyahut da efendime söyleyeyim, müteziliğe gittiği zaman adaleti de koyuyor mesela. Değil mi? Dini şeyine, yani usulü, yani alemle ilişkisini ona bağladığı zaman iman ediyor. Allah diyor, alemle ilişkisinde adalet oluyor. Bak, imanın bir gereği oluyor. Teorik bir bakış getiriyor. Her neyse ammenna. Lakin beni ilgilendiren taraf bunlar değil. Ben ne dini usul noktası kavramını kullanarak ne de usulü fıkıh kavramını kullanarak bunu konuşmayacağım. İslam hukukunu bu şekilde zeminlendirmeyeceğim. Benim zeminlendireceğim taraf birincisi peygamberlerin, efendime söyleyeyim, nübüvvetlerine dair ortak söyleridir. Ortak söylerlerine Allah'a iman. Ammenna. Ha, dini usulü belirliyor. Ama ben dini usul demeden bunu söyleyeceğim. Efendim, 2. Salih amel. 3. Ahiret ve akibete göre yaşamak. Dinin temellendiren 3 nedendir bu. Bu da Allah'ın kendine fıtrat olarak farz kıldığının, din olarak farz kıldığının yansımasıdır demiştik. Yani Allah dininin kendine dair yaşam biçimini, hani rahmeti kendime farz kıldım diye, hakkı önceleyen, adaleti önceleyen kendi yaşantısında. Kendi yaşantısında adaleti önceleyen, hakkı önceleyen, yani gerçekliği önceleyen, efendime söyleyeyim, rahmeti, var etmeyi, ötekiyle varoluşu önceleyen bir Allah'tan bahsediyoruz. Ha, bunun yansımalarını İslam dininde nasıl buluyoruz? Bunun yansımasını Allah'a iman, yani gerçeği öncelemekte bulan, gerçeği, hakikati Allah'ta bulan, Allah'a iman, efendime söyleyeyim, salih ameli önceleyen, rahmeti, rahmet etmeyi, varoluşu önceleyen, ötekini önceleyen, ortak varoluşta var olmayı önceleyen salih amel ve ne? Adalet önceleyen. Akibete göre yaşamak adalet öncelenmesidir. Çünkü sonuçları biliyorsundur ki kıssasta, Hint deyimiyle karmada yaptığın her şeyin bir bedeli var. O bedeliyle karşılaşacaksın, yüzleşeceksin, hesaplaşacaksın. Ha, ona göre yaşama. Ha, Allah'ın dininin bizim dindeki tezahürüdür. Bu dini bu şekilde yani dini usulü bu şekilde zeminlendirmezseniz diğerlerine, yani diğer yürüyüşe şey olmaz. Oturtamayız. Nasıl söyleyeyim? Yani sadece imana indirgenmiş bir din usulü olamaz bu bağlamda. Ortak söylerden hareketle, yani Adem'den Hatem'e kadar ortak söyleme baktığın zaman bu üçüyle dinin şekillendiğini görüyorsunuz. Ki gayrimüslimlere, efendime söyleyeyim, şey getirdiği, efendim böyle onlara hani bir ayet vardır. Din olarak, efendime söyleyeyim, onlara karşı buyruğunda dahi, söyleminde dahi bunu görüyorsun. O sahabiler, o Hristiyanlar, o Yahudiler içerisinde öyle kişiler vardır ki, bak hepsini kastetmiyor. Kişiler vardır ki Allah'a iman ederler. Salih amel yaparlar. Ahirete göre yaşarlar. Allah'tan korkarlar diyor. Değil mi? Ha, onlara diyor Allah yaptıklarını zayi edici değildir. Onlara da korku yoktur. Bak, ortak söylevden hareketle ortak söylevi koruyanlara Allah Azimşan müjde veriyor. Diyor kardeş diyor, senin diyor kurtuluşuna dair bunlar yeter. Ha, Muhammed'i olmamışsın ayrı bir mevzu. Ha, bunun klasik kelamın kabul etmesine imkan yok. Ayet-i kerime söylüyor. Ha, çıkar adam şu gerekçeyi sunabilir. Abi bu ayet şu ayetten önce. O kafirleri öldürün. Ya o kafirleri öldürün savaş ayetidir. Savaş ayetinin gerekçeleri olmadan da bu ayet okunmaz zaten. Savaş ayetinin gerekçelerinin, efendime söyleyeyim, yerine getirmeden savaş kararı verilmez zaten. Yani. Demek istediğim, Kur'an'ı nasıl anlayacağız? Kur'an'ın ayetler birbirini tamamlayıcıdır, birbirini açıklayıcıdır. Bu bağlamda bir hüküm verilecekse fetva düzeyi. Bak, fetva demek ruhbancılık değil. Reyini, görüşünü, iştihatını ortaya koymaktır. Ammenna, verilecekse ayetlerin hükümlerine dair çok iyi bilmemiz lazım. Toparlayıp, birincisi ortak söylerinde dini bu şekilde anlayın. İkincisi, Kur'an-ı Azimşan'da size Allah'ın dininde öncelediği hukuk olarak, bak adaletinde öncelediği 4 şey söylenir. Bak, Allah adaleti önceliyor ya, bak rahmeti konuşmuyor. Gerçekliği konuşmuyorum. Gerçekliği konuşmuştuk. Rahmeti de konuşmuştuk. Ammenna. Ama adaleti öncelerken Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimşan'da size 4 şey getirir. 1. Bütün kulları için. kendine dair yürüyüşte, hani haktan geldiğiniz hakka geri döneceksiniz. İktisadi adalet önceler. Rahman esması iktisadi adaletin öncelendiğini gösterir. Çünkü herkese Rahman olan bir Allah'tır. Yani güneş bana doğuyorsa Yahudi'ye de doğuyor, Hristiyan'a da doğuyor, Budist'e de doğuyor, ateiste de doğuyor. Veyahut da İbrahim Aleyhisselam'ın önüne müşrik geliyor. Diyor ya, Besmele'yi şerif çekmiyor, kendi şerifinden çekiyor. Neydi? Kendi, yani Cenab-ı Hakk'ın ismini zikretmiyor. O zaman da ismi ya Elohim, ya efendime söyleyeyim, Yahova ne diyorsa Hazreti İbrahim. Efendime söyleyeyim ne diyorsa, bilmiyorum o sırada ne dediğini. Efendime söyleyeyim nasıl zikrediyor diyorsa Cenab-ı Hakk'ı, o Cenab-ı Hakk'ı zikretmiyor. Kendi putunu zikrediyor, yemeği önünden çekiyor. Cenab-ı Hak nida ediyor. Ya İbrahim senelerden ben olarak küfür eder. Lakin diyor ben onun rızkını kesmemişim. Sen benim ismimi zikretmedi diye mi misafirin rızkını kestin? Hani adamın içine düğüm olmuş ya, iyi de yemiş gibi. Arkasından koşuyor, gerekeni söylüyor, ondan sonra özür diyor. Adam da efendim söylüyor, iman ediyor vesaire diye bir hikaye anlatılır. Güzel ahlak imana sebep verir, onu söyleyeyim. Her neyse önemli olacak. Bak Cenab-ı Hakk'ın herkesi öncelediği bir iktisadi adalet. Herkese eşit dağıtıyor. Güneş bana da doğduğu zaman eşit, sana da sırtını döndüğü zaman şöyle sıktığı zaman eşit ya. Ha, çabamıza bağlı olarak gerçekleştirdiklerimizde bir fark çıkıyor. Yani gerçekleştirdiklerimize bağlı olarak, sonuç aldıklarımıza bağlı olarak bir sınıflandırmamız çıkıyor. Bu doğa alanında da böyle, manevi alanda da böyle. Sağdakiler, soldakiler, bak gerçekleştirdiklerine bağlı olarak sonuçlandıran ve sınıflandıran bir Allah. Ha, doğa alanında, ilimde adam çalışıyor, tutuyor veriyor. Rahim, çalışana veriyor çünkü. Emeği zayi etmiyor, karşılığını veriyor. Gerçekleştirdiği neyse o gerçekleştiği üzerine minneti açık ediyor. Aynı şekilde efendime söyleyeyim sen de manevi alanda çalışıyorsun, sağdakiler diyor. Daha da ileriye gidiyorsun, salihlerden oluyorsun, öndekiler diyor. Ama yok, doğaya daha çok daldın, doğa tarafına daldın, kendi doğana daldın, nefse emarene daldın, menfaat dünyasına daldın, soldakiler diyor. Hak ve hakikati örtülüler, nesnelerde kalanlar, nesnelerinde kalanlar, ilkelere taşınmayanlar, erekte kendini gerçekleştirmeyenler, bulmayanlar diye buyrukta bulunuyor. İktisadi adalet, fırsat eşitliği Kur'an'ın ana temasıdır. Bak hukukta adalette Cenab-ı Hakk'ın ana temasıdır. Bunun üzerine birçok ayet var. Bir ayet aklıma gelsin. Zenginlerin elinde malın mülkün bu şekilde dolaşmasından hoşnut değiliz diye. Mealen ben böyle söylüyorum. Doğru mealini okuyabilirsiniz. Diye ayet var ya. Ya iktisadı önceleyen bir Allah'ım diyor bütün doğada. Efendime söyleyip veyahut da bir ayet daha söylüyor. Efendim biz israf edenleri sevmeyiz. Yani maksadını aşmış bir şekilde kullanımı sevmeyiz diyor. Bu dahi iktisadi adaletin içine girer. Her neyse demek istediğime getireyim, toparlayayım. Fırsat eşitliğini sunan, iktisadi adaleti önceleyen, denetimde tutan, başıboş olduğunuzu zannediyorsunuz, üzerinize gözcü koydu ve kıstasa bağlı olarak da efendime söyleyeyim ki siz buna karmata diyebilirsiniz. Kıstasa bağlı olarak da hesap verilirliği olan bir adaleti var Allah. Yani Allah'ın dininde adalet, yaşam alanlarımızda adalet Cenab-ı Hak da böyle tezahür ediyor. Yani ben Allah dediğim zaman senin için de Allah, benim için de Allah. Sen Allah dediğin zaman senin için de Allah, benim için de Allah. Yani sen kadınsın, sen zenginsin, sen fakirsin diye bir lüksümüz yok burada. Bir şeyimiz, fazlalığımız yok, ayrışımımız yok. Ben namazımı kılarken de Allah'layıp efendime sen de namazını kılarlık abi. O fırsat sana da tanınmış. Ya Resulullah'ın yanına kadınla erkekli geliyorlar soruyorlar. Erkeklerden daha çok kadınlar soru soruyor ya. Beraber oturuyorlar soruyorlar. O fırsat eşitliği var o sofrasında. Hazreti Ömer'le değişiyor bu iş. Ya diyorlar sizden artık şu camiden biraz dışarı çıkın. Ya. Ben Resulullah değilim diyor yani sonuçta. Çünkü öyle bir muhabbeti var ki Allah'tan yana zaten kadın erkeği görünmüyor. Yani şurada sohbet ediyoruz. Kadın erkeğini gören var mı? Hazreti şeyin üzerine neydi? Yani bu ahlakı taşıyan tasavvuf ehli olmuştur. Mesela derler ki Ahmet Yesevi'nde kadın erkek beraber sohbet edermiş. Hani yan yana otururlarmış vesaire. Efendime söyleyeyim. Bunun dedikodusu çıkıyor. Zamanı padişahı kimseye gönderiyorlar. Diyorlar ki ya böyle bir şey var. Yani bu şeriat yasak yani. Efendime söyleyeyim ne yapalım? Mübareğe söyleyin buna karşı bir cevaz versin. Biz cevap versin. Efendi Hazretleri ulaklara yanında bir ateş var. Bir de pamuk parçası var. Tutuyor bir kasenin içine pamuk koyuyor. Onun üzerine ateşi koyuyor. Onun üzerine de kapatıyor. Diyor bunu padişaha götürün diyor. Artık kimse meliki. O ne dediğimizi anlar artık diyor. Veyahut da oradaki o anlaması alimler anlar. Uzun bir yoldan bahsediyoruz. Varıyor kişi. Açılıyor kap. Şöyle bakıyorlar, ne ateş pamuğu yakmış ve ateş ne de sönmüş. Yani bizim sohbetimizde diyor, bunlar birbirlerine dokunmaz. Yani hak sohbetinde olması gereken zaten o. Bunu şu anki şeyin, efendime söylüyorum, fıkıh dairesinde anlaşılır bir tarafı yok. Ömer'i düşündükleri zaman öyle, Muhammed'i düşündükleri zaman böyle bir tarafı var sohbete. Şimdi demek istediğime getir, fırsat eşitliği, muhabbetten yana, sohbetten yana. Bu Resulullah'la zaten olan tesirlenen bir şey. Yani kadın ulaşamayacak diye bir şey mi var? Katımızda üstün olanlar sakla sahipleridir. Yani kadın ulaşamayacak diye bir şey mi var? Fakir ulaşamayacak diye bir şey mi var? Çirkin ulaşamayacak diye bir şey mi var? Ki sureten çirkinlik bir şey ifade etmez. Önemli olan ruh güzelliği. Köle ulaşmayacak diye bir şey mi var? Ne köleler vardı, sahiplerine hocalık yapmışlardır. Tarihte emin olmak. Yani Samvar'ın Farisi gibi bir örnek de vardır. Selam üzerine olsun. Her neyse demek istediğime getirin. Yani Allah'ın dininde herkese bir fırsat eşitliği vardır. Kendisini gerçekleştirmesine bağlı olarak, yaptıklarına bağlı olarak ve Allah'ın Rahman esmasına bağlı olarak tesis ettiği ve insanlıktan da tesis edilmesini beklediği bir iktisadi adalet vardır. Yukarıdan aşağıya iktisadi adalet. Ya aleme efendi şunu söylerdi bak. Rahmet bile inerken hem fırsat eşitliği hem iktisadi adalet bağlamında düşünün. Yarın derdi alemlere bir damla düştü. Birine. O hepsine düşer. İç alemde her birine. Ama muhatap olarak kim o yoldaysa ondan nasip olarak kendilerinde onu görmüşe taşır. Daha fazla değil. Bu çok önemli bir şey. Devam ettireyim. İktisadi adaleti, fırsat eşitliğini ve denetle her şeyi bak başıboş olduğumuzu zannetiyoruz. Üzerimize gözcüler koyduk vesaire diyen bir Allah var. Denetleyici. Boş bırakmayan. Efendime söyleyeyim. Aynı zamanda ne söylüyor? Hesap verilirliği söylüyor. Zerre kadar iyilik yapsanız gele bulacaksınız. Zerre kadar kötülük yapsanız gele bulacaksınız. Önceden gönderdiklerinizi bulacak. Daha bunlar gibi birçok ayet var. Abartmayayım. Efendime söyleyeyim. Yani abartmayayım derken fazla çoğaltmayayım. Söylediğim şey şu. Kıssas. Bir şey yapıyorsanız, gerçekleşiyorsa onun karşılığını bulacaksınız. Karşılaşacaksınız, bulacaksınız, karşılaşacaksınız, yüzleşeceksiniz, hesaplaşacaksınız. İyi ve hatta kötü neyse artık. Allah'ın dininde olan bu. Bakın bu söylediğim şey şu. Şablon. Bu şablonu alın, Allah'ın dininde olan bu gerçekliği alın, kendinize yansıtın. Siz burada ne kadar iktisadi adalete dikkat eden, fırsat eşitliğine dikkat eden, kendinizi denetleyebilen, kendini kontrolü yaparak denetleyebilen, bak bireysel olarak böyle okuyabilirsiniz. Ve kendi vicdanınızda kendinize hesap veren, yüzleşebilen birisiniz. Allah'ın dininde olanı ne kadar kendinizde gerçekleştiriyorsunuz? Allah'ın dininde olanı ne kadar öznel düzeyde değil, nesnel düzeyde, kurumsal düzeyde hayata geçiriyorsunuz? İslam devleti diyorsanız bu dört şıkkı temelinde zemin almalıdır. Bak İslam devleti istersen ismine İslam deme. Bir devlet eğer bu dört şıkkı hayata geçirmişse fırsat eşitliğini, iktisadi adaleti, ya fırsat eşitliğini Amerika'dan bulacaksınız. Zenciler daha neler yaşıyor. Avrupa'da mı bulacaksınız? Ya buradan gidenlerin hepsi fişleniyor. Belli bir yere kadar gider, daha fazlası olmaz zaten. Ha çok böyle uçtan noktan bir iki tane çıkar, amenna. Adam müsaade etmiyor zaten. Amerika'da Müslüman, fişlenmeyen Müslüman var mıdır acaba? Malcolm X'i kim öldürdü ki? Yani. Daha 80'lere kadar zencilerin neler çektiği, halen neler çektiğini bir Allah biliyor olan fırsat eşitliği. Peki Amerika'da iktisadi adalet mi var? Obama zamanında bir yasa çıkartacaklardı. Sigortaya dair bir yasa. Hastalığı yani hastane yasası. Adamlar geçiremedi ha. Geçiremedi. Ve tarihin en büyük kongrede kürsü konuşması o zaman olmuş. Adam yasa geçmesin diye cumhuriyetçi bir senatör saatlerce neredeyse konuşmuş. Niye? Yasa geçmesin diye. Bakın konuştuğum şey bu dört şey. İslam anayasasıdır. Anayasasıdır. Bir devletin devlet olabilme, nesnel düzeyde bir devletin devlet olabilmesinin gereğidir. Ve bu devleti, bakın bir daha söyleyeyim, fırsat eşitliği, iktisadi adalet, denetlenebilirlik, hesap verilebilirlik. Ülkemizde hesap verilebilirlik ne kadardır? Denetim ne kadar ya? Ya en basiti okullarda öğretmenler ne kadar denetleniyor yani? Psikolojik testlerden geçiyor mu vatandaş? Adam yetimhanede memuriyet sahibi psikolojik testlerden geçmiyor ya. Ha, onun ayrıyeten mali olarak denetlenmesi, ilki olarak denetlenmesi, liyakatının ve yeterliliğinin ölçülmesi ayrı bir şey. Ammenna da kardeşim bunun psikolojik hiç mi test yok? Çocuk emanet ediyorsunuz bu insanlara. Ondan sonra ırza tecavüzler başlıyor. Çocukları hırpalamalar başlıyor. Çocuklara gelen hediyeler, şunlar bunlar neyse onları aşırtmalar başlıyor. Yetimhanelerde olanlar iyi bilirler. Örneklerini çok duydum ben. Yani birinci ağızlardan duydum yani. Yetim büyüyen arkadaşlarım var. Kendim yetim büyümedim ama onlardan duydum. Hadi gel denetlenebilirlikte. Veyahut da geçen hafta kimi verdik? Suudileri verdik. Allah'ın dininde, hukukunda bunlar önceleniyorsa bu adamlar ne kadar Müslüm? Adam cinayet istiyor ya. Hesap belirliliği mi var? Suudi Arabistan'da iktisadi adalet mi var? Fırsat eşitliği mi var? Ne? Tövbe, hiçbiri yok. Gidin de görün vallahi. Ya. Ama şeriatla yönet. Şeriatla yönetilmiyorlar. Hevalarından yönetilmiyorlar. Bakın altını çiziyorum. Kur'an ceza hükmüne bağlı olarak fıkıh İslam değildir. Ha, bu bağlamda İslam değildir'in anlamını, içeriğini söyleyerek, yani olumsuz anlamda söylemiyorum. Şu şekilde söylüyorum. Yani İslam'ı bir veçeden bağlamaz yani anlamında söylüyorum. Yani İslam değildir anlamında hani yanlış anlaşılmasın. Yani sadece ceza hükmü olarak hukuk, fıkıh İslam'ın bir alanı. Sen kalkıp da devletin de anayasanın bu şekilde, bak 4 maddeye sadece İslam olarak demiyorum. Adımız İslam olmasın, Türkiye Cumhuriyeti olsun. Yeni bir anayasa koyacağız. Sadece bu 4 ülkeye yazın. Gerisini boş ver. Bütün kanununuzda, bütün efendime söyleyeyim yasalarınızda, bütün ilişki belirleyecek neleriniz varsa hepsini sadece bu 4 şıkka göre yapın. İsmine de İslam demeyin ha. Ha, insanlık dini deyin veyahut da insanlık dini de demeyin. İnsanlık için deyin. Bu ilkeler lazım deyin. Yani Allah'ta olan ilkeler ya, ismine İslam demeyin ama. Anayasa olarak koyun. Niçin lazımdır biliyor musunuz? Bütünlüğün korunması için lazım olan 4 şıktır. Eğer siz bu ülkeleri oturtmuyorsanız insanlık ilişkilerinde bütünlüğü tesis edemezsiniz. İlla hak taleplerinde birileri bulunacak. Efendime söyleyeyim, arıza çıkacak bir yerde. Avrupa'nın da sıkıntısı budur. Dünyanın da sıkıntısı bu 4 ülkedir. Birleşmiş Milletler'in kapısına yazılması gereken bir şeydir bu 4 ülke. Fırsat eşitliği denede. Yani hesap vereceksen ben de vereceğim kardeşim. O evliyaymış, bu veliymiş, şu ulemaymışa bakmıyor muyuz? Yanlışın varsa Allah'ta hesap veriyorsun ya. Hani diyoruz ya, adalet kılıcı velinin de başındadır. Normal halkın da başında, fark etmiyor ki. Yanlışı varsa tık diyor, önündedir yani. Bazen Allah'tan nasıl korkuyorum biliyor musun? Bir yanlış düşünce oluyor. Aynı anda anlıyorum. Anlar anlamaz başıma da bir şey. Tamam diyorum, anladım ya. Fazla üzülme gelmeyin. Bak anladım, tövbe yani. Yani tövbe hakkı da veriyor. Bak kolaylaştırıyor. Bakın bu, altını bir daha çizeyim. Bu nesnel düzeyde düşünürseniz İslam'ın anayasasıdır. Nesnel düzeyde düşen, tesis edilmesi gereken anayasa. Siz İslam demeyin, insanlık şeyi deyin. Yani efendime ilkeleri deyin, olması gereken deyin. Ne diyorsanız da ama İslam'dır bunun ismi. Allah'ın dininin gereğidir. Ya bunu özümsediğiniz zaman çok farklı düşünün. Farz edin ki Afrika'dan şu anda Avrupa'ya göç oluyor. Değil mi? Avrupa'nın kendisi, bütün dünyanın kendisi bunu yasa olarak işletsin ve şöyle düşünsün. Desin ki ya bu kadar adamda zenginlikler, fırsat eşitliği olarak efendime söyleyeyim bu zenginlik iktisadi adalet olarak dağılımı lazım. Oran olarak dağılım lazım. Değil mi? E ne yapacaksın? Bu 15-20 tane aile kimler varsa hepsinin parasını bir aktar bakayım. Ama gidip sadaka kültürü veyahut da sadaka anlayışıyla aktarmayı kastetmiyorum. Yapısal olarak, nesnel olarak değişime yol, okul, eğitim, tarım olarak sen onların hayatına git gir. İktisadi adaleti dünyada tesis et. Afrikalı niye ülkesini bıraksın, senin ülkene gelsin? Veyahut da efendime söyleyeyim burada zahmetler içinde yaşayan bir adam niye gitsin, senin ülkene gitsin? İslam Anayasası'nın temel şeyidir. Ve bir tane daha eklemek gerekirse fikir özgürlüğü. Eleştiren o ama fikirleri öldürme. O fikir bir şekilde devam eder çünkü. Yani. Vahdeti vücudu benimsemiyor. Galip kuvvet oluşu ölecektir. Bunun için kaçarı kuçarı yok. Allah'ta yok çünkü böyle bir şey. Vahdeti vücudun, bakın ben de vahdeti vücudu olmak hala ama Muhittin Arabi ekolünden gelen vahdeti vücudu kastediyorum. Bunların galip düşüncesi bitmiştir. Allah'ta karşılığı yok çünkü. Ama o düşünce bir şekilde devam eder. Fikri öldürme çünkü o fikirle sen zaten gerçekliğe tanık oldun. O fikirle senin düşünmen üzerinden bir gerçeklik arzu oldu. Bir yanlış, bir doğruya sebep verir çünkü. Eğer hak geliyorsa batıl üzerinden geliyor. Bir batıl çıkıyor ki hak orada tesis edilmek için efendime söyleyeyim görünüş buluyor. Yani diyalektik dediğimiz şey, hani geçen hafta konuştum. Yani onun diyalektiği olmazsa hak olanın görünüş bulması, gerçeğin görünüş bulması söz konusu olmuyor. Yani Allah'ın selamı üzerine ne olsun diyoruz. Böyle bir görüşü var. Ama ayetler muhatap olduğu sürece, ben evrenselciler gibi her ayet evrenseldir demiyorum. Muhatap olduğu sürece evrenseldir, gerçekliğini korur. Eğer bir ayet giderilecekse zaten zaman içerisinde Cenab-ı Hak rahmeti gazabı öncelediği için onu gideriyor. Köleliğin kaldırılması gibi, kadın haklarının tesis edilmesi gibi. Bunu yapan, hani tasavvuf gereğiyle bakıyorsanız, yapan çatan haktır diyorsan, Allah'ın kendisidir kardeşim. O diyalektiğin içerisinde rahmeti, gazap, bak diyalektik orada gazap. Ama bu gazabın içerisinde rahmeti sonuçta tesis eden hak talepleri de olsun da Allah'tır. Köleliğin kaldırması Allah'ın bir lütfudur. Demokrasinin bize gelişi Allah'ın bir lütfudur. Bakın bu dört ilke nedir biliyor musun? Bu dört ilke sosyal devlet hukukudur. Sosyal devlet hukuku demek şu demek ya, toplumu önceleyen, insanı önceleyen hukuk demektir. Ortak ilişkilerde insanlığın öncelenmesi demektir. Rahmetin öncelenmesi demektir. Yukarıdan aşağıya iktisada adalet, aşağıdan yukarıya fırsat eşitliği. Bir iş yerine gidiyorsunuz, ilk baktığı şey ahsanınız, şuyunuz, buyunuz. Yani Kürt müdür, Türk müdür, Alevi müdür, Sünni müdür? Yani insanlar saplanıyor o yüzden ya. Halen toplum içerisinde saplanmalar. Ha biz İslam'ız. Nereden doğduk, şu olduk, bu olduk beni hiç ilgilendirmiyor. Ben sonuçta kendimi İslam kimliğinde bulan bir insan. Ve sizlerin de buluştuğumuz ortak nokta bu olması lazım. Nereden geldikleriniz önemli değil. Sünni misiniz, Alevi misiniz, Hristiyan mısınız? Şunu beni ilgilendirmiyor. Sonuçta eğer bu ilkelerde buluşuyorsak, efendime söyleyeyim Allah'a iman, salih amel, efendime söyleyeyim ahiret ve akibete göre iman veyahut da şu dört ilkede buluşabiliyorsak, o zaman İslam'ı zaten tesis ediyoruz kendimizde. Ara vereyim, buraya devam edeyim. Bakın bu çok önemli bir konu. Bu bütünlüğün korunması adına çok önemli bir konu. Bir toplumda diyalektik rekabete dönük olarak gerçekleşecekse, bak çatışkılı diyalektiği kastetmiyorum. Rekabete dayalı diyalektiğe bağlı olarak gerçekleşecekse bu dört ilkenin korunması lazım. Bu dört ilkeyle beraber İslam tesis edilir. Adam çıkıyor kelli felli sakal bırakmış. Benim sakal bırakmama aldanmayın. Takviye giyinemiş, cübbe giyiniyor. Bunlar şeriatçı. Din bu değil dedi. Siz dini bu ilkelerle okumazsanız dini anlayamazsınız. Güne dönemezsiniz. İslam fıkhının temelidir bu. İslam hukukun temelidir bu. Eğer bir devlet kuracaksanız, İslam diyeceksem ben, bir devlet kuracağım, İslam diyeceğim adına. Bu ilkeleri oturtmadıysam o devlette, o devlet İslam devleti değildir. Çünkü devlet demek hukuk demektir ya. Hukuk zemininde inşa edilen bir aygıttan bahsediyoruz. Hukuk zemininde, zımmen hukuk zemininde devlet inşa edilir. İşlevselliğinde görünüş bulandır. Ve hukuk zemininde bu ilkeler eğer şey edilmemişse, içselleştirilmemişse ve bunlara bağlı olan gerçekleştirmelerde bulunmuyorsa o devletin İslam olduğunu söyleyemez. Fırsat eşitliği, iktisadi adalet, denetlenebilirlik, hesap verilebilirlik. Benim oğlum dokunma, efendime söyleyeyim hesap vermesin. Yani şu alanı da denetlemeyelim, orası kalsın. Olmaz kardeşim, olmaz. Eleştiren o. Ya eleştiri bile bir denetlemedir ya. Kimse eleştirmesin. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bunun arkasından devam edeceğiz. Arkasından devam edeceğimiz şey şu, aradan sonra. Efendime söyleyeyim, bakın bunu özümseyin. Bir yerde bütünlüğün korunması için öznel dahi, nesnel dahi bu ilkeler şarttır. Bir devlet isterse istine İslam demesin. Bu ilkeleri tesis etmişse İslam'ın ilkelerini tesis etmiştir o. Bir İslam devletidir artık o. Ha, kimlik olarak İslam değil ama özsel olarak ilkelerin tesisinde İslam'dır. Ha, aidiyet noktasında onu hissetmediği için de karşılığı yoktur onun ilahi alemde, onu da söyleyeyim. Ama ilke tesisinde, kimlik olarak değilse de ilke tesisinde efendime söyleyeyim zayi olmayacağı karşılıkları da vardır. Yani ikramlarda olur, o da ayrı mevzu. Ama demek istediğime farklı bir yerden getir. Ha, usulü fıkıh noktasında efendime söyleyeyim hükümler, yani ayetlere nasıl bakmamız lazım diye bir konuşma yapacağım ama usulü fıkıh beni ilgilendirmiyor bu bağlamda. Yani usulü fıkıh metodolojisine göre yapmayacağım. Yani ayrıyeten efendime söyleyeyim eğer yaptığım şey usulü fıkıha dahilse ammenle. Ha, bilmiyorum diyeyim. Burada hangi ayetten, hüküm ayetlerini kastediyorum. Hüküm ayetlerinde hangi ayeti nasıl anlamlandırmamız lazım? Hak kılınmış ayetler, tavsiye kılınmış ayetler, yasak kılınmış ayetler, farz kılınmış ayetler. Bunların hepsi hüküm ayeti ha. Kimliğe belirli, bak kimliğe bağlı olarak belirli kılınmış hüküm ayetleri, sınıflandırmaya dair. Bunları konuşacağız. Bunun konuşmasının üzerinde efendime söyleyeyim ayetleri analiz ederiz beraber. Ha, bazılarınızın karşı çıkacağı görüşlerim de olursa eleştirebilirsiniz. Ama burada eleştirmeyin, tartışma çıkmasın diye. Sonra arkamdan istediğiniz kadar eleştirin. Ben çünkü milleti eleştiriyorum. Siz de beni eleştirebilirsiniz. Selam üzerinize olsun.